Evet arkadaşlar, yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey denemek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, kamyondaki ekipmanların hepsini evin içerisine koydum. Eve gireceğim ve hayaleti tamamen bulup her şeyi fotoğrafları çekip görevleri yapana kadar evden çıkmayacağım arkadaşlar. Yani akıl sağlığımız düşmüş olabilir, elimizde koruyucu item kalmamış olabilir, hiç önemli değil. Buraya kamyonun içerisine sadece oyunu bitirip gitmek için geleceğim. Onun dışında evden kesinlikle çıkmayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi hayalet birini kovalarken bir tütsüyle geri çeviri görevimiz var. Hayaletin mumu söndürmeyi sağlaması görevimiz var. Yine hayaletin fotoğrafını çek görevimiz var. William Brooke. Bak, bu var ya, en az 3. 4. kez denk geldi bana bu adam. Gördüğünüz gibi kamyonetimizin içerisinde hiçbir ekipman yok arkadaşlar. Elimde de herhangi bir ekipman yok. Şimdi fenerimizi alalım. Bu arada kapıyı daha yeni açtım. Hani içeriye girip gezmedim arkadaşlar. Sadece ekipmanları koydum buraya. Ekipmanlarımız burada. Lanetli aynamız burada. Önce ışığı girip yakalım. Şimdi EMF yok. Bu değil, bu olmaz. EMF fotoğraf makinesi. Aynen. Yine lanetli ayna keşke çıkmasaydı. Kemiğe dair bir iz göremedim. Şurada saklanacak yer var mı? Var. Okey, tamam, güzel. Şimdi ışığımızı bir yakalım, yukarıya bir çıkalım. Hayal. Ses aldım ama tam konuşurken duyamadım nereden geldiğini. Are you here? Give us a sign. Do something. Where are you? Şöyle kendini bir göstersin diye evin içine konuşuyorum ama. Tamam, alt katta yok bu arkadaş. Ya en alta bilmiyorum ama şu orta katta herhangi bir iz yok. Kemik burada. Lan, dondurucu soğuk mu? Yo. Işık yansıması mıydı? Yanlış gördüm. Dondurucu soğuk gibi gördüm. Are you Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yukarıdan değişik değişik sesler geliyor. Aha, tamam, turuncu odada. Geliyorum dostum. Şurada. Bunları bir kapatalım. Are you here? Where are you? Are you here? Lan nereye dokundun? EMF okuyucuya mı dokundu? Ne yaptı? Tamam, burada olduğunu gördük zaten. Şimdi hemen hızlı bir şekilde oğlum fotoğraf makinesini bıraktıktan sonra çıkarıyorsun piyasaya. Ondan sonra ben tekrar geri dönüyorum. Ekipman alıyorum. Geri bırakıyorum. Şimdi yalnız bak. Sen bir kere bize farklı bir yerde görüntü verdin. O yüzden oraya gitme. Böyle dursun. Sen böyle kal. Seni de şuraya koyalım. Bu arada hayalet küresini işaretleyelim arkadaşlar. Hayalet küresini gördüm. Telsiz olabilir. Şunun bir tanesini içelim. Fotoğraf makinesinin, ya aslında bak, ne kadar güzel görüyorsunuz değil mi? Bütün ekipmanlar şurada olsa, hiç kamyona gitmesek, hemen tıkır tıkır her şeyi yapsak. Bir cama pencereye bir şeye dokunmadın mı sen ya? Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? How old are you? Oho, sese bak. Okey. Yokai Mer Onryo. Ya bu üç hayaleti de sevmiyorum ya. Aa, bunun yokai olduğunu şöyle bir tespit edelim mi? Are you here? Lan oğlum, daha bir şey sormadım. Are you here? Where are you? Give us a sign. Hani böyle arka arkaya sorduğum için mi arka arkaya cevap verme gereği duydu acaba? How old are you? How old are you? Are you here?
Where are you? Give us a sign. Are you here? Give us a sign diyorum ya. Are you here? How old are you? How did you die? Are you friendly? Are you friendly? Why? Adamla muhabbet ediyor. What is your name? Belki ismini söyler, hani böyle bir şey hiç karşılaşmadım ama. What is your name? Yokay değil ya. Yokay olsa şimdi parçalamıştı bizi. Şimdi. Lan YMF yakala 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 bir şeye vurdu. Hala vuruyor. Güzel. Parmak izi yok. Bu arada dondurucu soğuk yok arkadaşlar. Mayır bu muhtemelen. BMF olmayacak. Parmak izi olmayacak. Yazı olacak. Yaz defteri dostum. Benim için şu defteri yazar mısın? Bunun İngilizcesini söylediğimiz zaman da yapmıyor arkadaşlar. Hani bir give us a sign dediğiniz zaman falan yapıyor böyle. O da tabii her zaman değil. Lan şu kapıyı kapat. Çeyran yapıyor. Dur ben... Şimdi mumu söndürmesini sağlayacağız değil mi? Evet, birini kovalarken tütsüyle geri çevireceğiz ve mumu söndürmesini sağlayacağız. Bunları yaparız. Sen şurada bir kal bakalım. Dur. Mumu yakalım. Öyle atalım bunu. Geldim dostum. Lan elimde mi söndürdün mumu? Daha yolda giderken söndürdü. Biraz fazla kızdırmışız bu arkadaşı. Şimdi bunları bir alalım. Şu fotoğraflarımızı bir çekelim arkadaşlar. Dostum. Vallahi bu ev ikimize biraz küçük. Ya sen gideceksin ya ben. Ona göre ayağını denk al. Bize burada... Tamam abi ben giderim, sorun değil. Hemen sinirlenme canım. Lan fotoğraf makinesini versene. Topu falan oynuyor burada. Bak ayak izi hep gitti, bütün ayak izleri görüyorsun değil mi? Sakin ol. Oho, en alt kata kadar gitmeyeceğim ben şimdi ya. Mir. Bir an şu tavşanın oynadığını düşündüm ama oynamış olabilir mi? Cama vurduğunu duydum dostum. Zaten parmak izi olmayacak. İşte böyle böyle, aynen böyle. Hayalet fotoğrafı çek görevimiz yoktu. Okey. Bunu da kontrol ediyorum ki, çünkü hayalet fotoğrafı çek görevi varken güzel para veriyor arkadaşlar. Yani görevden ziyade hayalet fotoğrafı çektiğiniz zaman, örnek veriyorum, bütün fotoğraflarınız 3 yıldız olsun ama içinde hayalet fotoğrafı olmasın, biraz az para alıyorsunuz. Hayalet fotoğrafı olduğunda aynı şekilde çekerseniz daha çok para alıyorsunuz. Yani toplamda bir 30 dolar falan fark ediyor. Hatta 200 yok 15 dolar fark ediyor. Şimdi sen bize bu yanlışı yaptın ya, ben de seni sinirlendireceğim şimdi. Şu ışıkları açalım. Birini kovalarken tütsüyle geri çevir. Okey. Tütsünün dumanına boğacağım onu şimdi. Geliyorum yukarıya. Seni zehirleyeceğim dostum. Bak bir tane akıl sağlatmamız var mı? Bir. İki tane var. Okey. Şunları ver. Ver. Harika. Lan ayna nerede? Evet dostum. Sana söylemiştim. Bu ev ikimize biraz küçük. İkimizden biri buradan gidecek. Yani bu sen de olabilirsin, ben de olabilirim tabii. Hop. Ama sen olacaksın.
Ben sana söyleyeyim. Sen gideceksin buradan. Adam bu hayalet ciddi anlamda kör galiba. Aşağıya indi. Ve bizi görmedi. Hala görmüyor. Yani burada tamam, burada görmemesi normal de. Takip etmedi. Hiçbir şey duymuyorum. Beni görmüş olabilir mi? Evet, görmüş. Sana söylemiştim dostum. Şu ışıklar fenerimi alayım. Evet, bardağı da buraya kadar getirmişsin. He was a sign. Do something. Are you here? Where are you? Farklı bir yere gitmiş olma lütfen. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Vay, seni uyanık vay. Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? Abi nereye gittin sen ya? Şimdi buradaydın. Mumu söndürdün, geldim buraya gördüm. Are you here? Yavaş yavaş. Top oynama zamanı değil. Are you friendly? How old are you? Telsi cevap vermiyor. How old are you? Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu mayor değil. Oğlum neredesin lan? Bu yokai bu arkadaşlar. Çünkü tamam abi, sinirlenme. Gidiyorum. Akıl sağlığımız biraz düştü ya. Telsizle konuşmaya başladıkça, sorular sordukça etkileşime girdi. Yokai'nin şöyle bir durum var arkadaşlar. Yokai telsizle veya Yokai'nin yanında konuştuğunuz zaman aşırı sinirlenen bir hayalet bu. Evet, Yokai bu. O zaman projektör olacak. Av başlattı. Haç avı engelledi. Neyse, görevlerimize bir bakalım. Görevlerimiz tamam. Fotoğraflarımız tamam. Kanıtlarda da hayaleti de şu kapıya dokundu. Hayaleti de bulduk, gidebiliriz. Tütsüyle de geri çevirdik zaten. Evet, akıl sağlığı düştükten sonra aslında bunu daha çok yapıyor. Yani %100 akıl sağlığı varken telsizle konuşmaya başladığınızda yani çok fazla sinirleniyor ama akıl sağlığı yüksek olduğu için çok fazla bir şey yapmıyor. Şimdi akıl sağlığı düşük olduğunda telsizle konuşmaya başladığınız zaman işte o zaman kendini gösterme, saldırma, av başlatma ve değişik etkileşimlere girme. Mesela topa vurdu, pencereye vurdu. Ben konuştukça bir yerlere vurdu orada. Bu yokai arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size. Bir yokai'nin yanında konuşmak onu kızdırır ve saldırı şansını artırır. Bakın av başlattı yukarıda ben konuşmaya başlayınca. Tabi haç engelledi. Şuradan da anlayabilirdik aslında. Yokai avlanırken sadece ona yakın olan sesleri duyabilir diyor. Biraz önce hatırlıyorsanız ben merdivenden inerken hemen arkaya doğru döndüm ve dedim yani kör mü bu hayalet, duymuyor mu beni, sağır mı filan ama işte beni duymadığı için doğrudan oturma odasına gitti arkadaşlar. Ben arka tarafa saklanırken o oturma odasına gitti ve beni duymadı.
Bu yokai, yani buradaki şu anda günlükteki görünen bütün özelliklerini burada bu oyunda görmüş olduk. Genellikle lanetlenmiş aile evlerinde bulunabilirler. Yani demek ki Prison'da, okulda falan çıkmıyor mu bu yani? Gidelim. Evet, 255 dolar aldık. Hayalet fotoğrafı çektik diye hatırlıyorum ama. Evet, hayalet fotoğrafı çektik. 270 almamız gerekiyordu. Neyse, sorun değil. Bir av, iki hayalet olayı, 40 etkileşim.